8 yaşında temeller anla disleşti. Kanama küfredildi, ben de İstanbul'a gittim tek başıma. Bunu yapabilecek delikanlı var mı aranızda? Yani ananızı götünden sikiyim. Bu yüzden nakaratla küfrettim enestezi ikinin. Böyle şeylere aslında gerek duymazdım sikik. Cesaretimi test edeceğiniz sanan ipneler içindi hepsi. Laftan anlamayacak gereksizler, milim yol kat edemezken konuşmayın. Mesajda abiyene saçkım diye ağdayanların hepsi bana dis yapanlara fan. Çünkü cevap vermemişim, açık sohbet geçmişi. Biri üzen şey geri dönecek hepsi. Amacım toplu bir dis yapmaktı. Rotanın rapini beğenmiyordum ve onu da ekledim. Büyüdüğüm zaman hareketimin gereksiz olduğunu fark edip özür diledim. Bundan doğal ne var ki lan kodumun ergeni? Biliyorum çoğunun isteği bu yarrağı yalamak. Biliyorum konuşacaksın aklının izin verdiği kadar. Mix vasat vokal kötü ses bok gibi eleştirisi yapma artık. Yaratıcı ol, alıştık bunlara. 500'ünüzden 3 kötü olanı hep bir bok çıkartacak. Kendinizi beğendirin hadi beni sevmeyen fanlara. Kolay olan bu değil mi? Sevenim kadar sevmeyenim var. Dinlenen şarkılarınızın hepsi diss değil mi? Tüm akıllarda tek bir soru, enes sikine takar mı pinim? Sinirimi bozan iftira atıp insanları kandırmaları. Anlayacağın hiçbir asmım kalbim kadar korkutmadı. Yavaştan iyileşiyorum şükür, birazcık olgunlaşın. Bir ay düzenimi kurdum ve geri döndüm. Yarıda bırakamam işlerimi, zaten ara vermiştim. Sanılan şey milyon dinlenirken fan kovaladığımmış. Haddinden fazla kitlem varken hem de bunu yapan ben miyim siz mi? Bir gün Skype'da bir eleman normla feat ayarlayacağım dedi. İnandım ve face'e yazdım. Yazıyı gören eleman abi ne yaptın, ben şaka yapmıştım dedi. Feat muhabbetini kendim uydurmuş olsam normun yanında ne işim var? Orada konuyu normun menajerine de anlattık. Keşke önce benle konuşsaydınız dedi. Sorulan sorularda hiç bozulmadım. Bu beni düşürecek bir şey değildi. Görüldüğü gibi hala ayaktayım piç kuruları. Parti çıkışı Ender abi görüşelim, iletişimi kesmeyelim dedi. Gitmedik salak gibi. İnanmayan varsa bir doğum gününe daha gidelim. Yotuluş hikayenizi beraber görelim.